Arkadaşlar merhabalar bu videomda Metin Yayınları'nın hazırladığı TYT AYT Geometri Soru Kitabı'nda Yamuk ve Deltoid konusundaki 11. testin yani son testin çözümünü yapacağız. Testimiz üniversiteliğim testi. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Doğada nesnelerin bize yakınken büyük bizden uzaklaştıkça küçülmüş gibi görünmesine perspektif denir. Derinliği olan bir şekil düzleme aktarılırken gözlemciye yakın olan parçaları büyük uzak olan parçaları küçük görüntülenir. Örneğin bir tren yolu perspektif kurallarına göre aşağıdaki gibi görüntülenir. Sanki böyle birbirine yakınlaşıyormuş gibi değil mi uzadıkça. Aşağıdaki genişliği verilen dikdörtgen havuzun uzun kenarlarından biri ortalanarak 6 metre ilerisindeki 8 metre yükseklikte bulunan bir kamerayla fotoğrafı çekilip şekildeki afiş hazırlanıyor. Evet bir fotoğraf çekilmiş üstten ve fotoğrafı da şu şekilde gelinmiş. Ee, bu ön tarafı dikkat edin. Ön tarafı afişte bakın şöyle gösteriliyor arkadaşlar gördüğümüz kısmı. Tamam. Dokuzluk kısım değil yani orası. E, afişte havuzun kameraya yakın olan uzakları. Ya önce şu uzunluklar verilmiş. Bunları bir kullanalım mı isterseniz. Burada ne çıkıyor arkadaşlar? Kamera havuzun bu kenarına ne kadar uzaklıkta? Diğer kenarına ne kadar uzaklıkta? Bunları bulmamız lazım. Ortalayarak gittiği için şöyle geldiğinde buradaki uzunluğu ben bulabilirim. Şuradaki uzunluk kaç birim? 9 birim. 8, 15, 17 üçgenden burası 17 çıktı. 6, 8, 13 kendinden de burası 10 çıktı mı? Çıktı. Dediğim gibi şu kenar neresi? Şurası. Ona da dikkat edin arkadaşlar. Tamam mı? Evet. Şurası yakın olan taraf 34 gözükmüş. Uz uzak olan kenarı böyle. Ee, şu çıkan kısım ya eşit olmayacak tabii ki. Burası 34 iken burası 34 değil. Daha böyle uzakta olduğu için daha da kısaldı. Bununla ilgili bir şey demiş. Afiş daha uzun. Kameraya yakın olan uzunlukları. Uzun kenarı 34 santimetre genişlikleri ise 25'er santimetre olarak. Bunlar da 25'er santimetre olarak gözükmüş burada. Sonra perspektiften dolayı havuzun uzun kenar uzunluklarının kameranın objektifine olan uzakları ters orantılı olarak küçüldüğü tespit edilmiştir. Hmm ters orantılı. Arkadaşlar kamera şuraya 11'im uzaklıkta. 10'da 34 santimetre ise 17'de şu uzunluğu bulmaya çalışacağım. 17'de nedir diyeceğim. Ama ters orantı var. Yani şöyle çarpımları. Yani soru işareti neye eşit olacaktır arkadaşlar? Şu ikisinin çarpımı ya da soru işareti çarpı 17 eşittir 10 çarpı 34'ten burayı kaç buluruz arkadaşlar? 20 buluruz. Evet soru işaretini biz 20 diye buluruz. Yani şuradaki uzunluk 20 çıktı. Evet şöyle bir x kenar yamuk çıktı. Havuzun 3 kenar uzunluğu çıktı üzerinde belirtildiğine göre çıktı, üzeri, çıktı üzerinde havuzun alanı ne kadardır diye soruluyor. Yani bunun alanı soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi ne yapacağız? Hocam ikiz kenar yapıp şu dikmeler bizim için önemli. Şu dikmeleri çizelim. Dikmeleri çizdiğimiz zaman ne çıktı arkadaşlar burada? 20 ise 20. 14 kaldı. 7'ye 7 kaldı. 7 25'ine üçgeni 7 24 25 üçgeninden yükseklik 24 çıktı. Şimdi alt taban artı üst taban 34 artı 20 çarp yükseklik bölü 2 yani 24 bölü 2 bize sonucu verecektir arkadaşlar. Bu 54 54 ile bu sadeleşince... Kaç çıkıyor? 27 çıkıyor. 27 ile 24'ün çarpımında kaç çıkıyor arkadaşım? 648 çıkıyor. Dolayısıyla bu sorunun doğru cevabı ne çıktı? E çıktı. Geldik bir sonraki soruya. Aşağıda yan yüzeyleri dik yamuk. Diğer yan yüzeyleri dik dörtgen olan bir futbol kalesinin direk uzunlukları ve genişliğin uzunluğu metre cinsinden verilmiştir. Arkadaşlar bu zemine dik mi? Evet dik. Bu da zemine dik. Dik yamuk olan kısımlar şu kısımla şu kısım arkadaşım. Hemen bunlarda yorum yapalım. Şurada bir dikdörtgen oluşturacak olursak, şöyle bir dikdörtgen oluşturacak olursam. Şurası 1.6 verilmiş, burası da 0,8 verilmiş. O zaman burası da 0,8'di. Buraya ne kaldı? 1.2 kaldı. Hocam bu dik çizmiştik böyle. 1,6 burası. E, şuraya bakacak olursak, hocam 12 16 20 üçgenin onda biri. Yani burası da 2.0'dan 2 mi yaptı? Evet. Hocam burası 2. Bunlar dik yamuk diğerleri de dikdörtgen. Şurası 4 burası 4 burası da 4 yaptı. O zaman üstteki dikdörtgenin alanı 4 çarpı 2 artı e, sonra arkadaki dikdörtgenin alanı 0,8 ile 4'ün çarpımı artı 2 tane de dik yamuk. 2 tane de dik yamuk. Alt taban artı üst taban yani 2,8 çarpı yükseklik yüksekliği de 1,6 böl 2 diyeceğiz. E burada burası 4 kere 2 8 artı bu da 3,2 yaptı. Artı şu bölü 2'ler gitti. 28 ile 16'yı çarpsak 48. 12 16 yapıyor burası da. 28. Kaç yapıyor? 8. 8 6 daha 14. 4,48 yapıyor galiba değil mi arkadaşım? Evet. 4,48 yaptı. 4,48 4, mi? ay 6 kere 8 48. 6 kere 2 12. 4 elde 16 yaptı. Tamam. Sonra burada bir 28. 8 burası. 8 6 daha 14. 2 bir daha 3. Bir de elde 4. 4,48 yaptı burası. E sonra bunları toplayacak olursak e, burası 3,2 ile bunun toplamı 7,68. 15,68 mi yapıyor toplamda? Evet cevabımız böylelikle 15,68 yaptı. Yani ikinci soru böylelikle denizli oldu. Geldik 3'e. Kısa kenar uzunluğu 3 cm olan dikdörtgen kağıt şeridin bir yüzeyi mavi diğer yüzeyi sarıdır. Bu kağıt şerit aşağıdaki gibi mavi bir yamuk ve eş iki sarı dikdörtgen parçası görünecek şekilde. Evet burası dikdörtgenmiş arkadaşım. Şu dikdörtgen olduğundan dolayı 90 dereceleri yazalım. Şimdi öncelikle bu kağıdın katlandığı zaman hop şu köşe buraya gelecek, şu köşe de buraya gelecek. Kağıdın eski halini geri açalım mı? Açalım tabii ki. Hemen şöyle kağıdın eski halinde şöyle açtığımız zaman şöyle ve şöyle şunu da açalım. Katlanmadan önce şu şekilde değil miydi? Evet katlandıktan sonra bak bu buraya geldi bu da buraya gelmiş oldu. Sonra üst üste binen açılar bakın 90 derece değil miydi? Evet hocam üst üste binen açılar birbirine eşit pardon. E burası da 90 derece olduğundan bunlar 45 45 yaptı mı yaptı. Hatta burası da 45 45 yaptı mı yaptı. E sonra ne olacak? Çünkü şunu şöyle yaptığımız zaman dikdörtgen 90 şu genişlik 3 birim 45 45 de şöyle de söyleyebiliriz aslında. Şurası 3 birim burası da 3 birim 45 45 90 üçgeni geldi. Burası 90 olmasından dolayı ya da ya da şöyle diyelim 90 90 90 o zaman buraya da 90 kalıyor. Bunlar da 45 45 kaldı diyebiliriz. 3 ise 3 e hatta burası da 3 burası da 3 oldu mu? Oldu. E tamamı 11'di. 3 3 6'yı çıkarttığımız zaman buraya ne kaldı? 5 birim kaldı. Şimdi katlı şeklin genişliği 11 santimetre ve görünen mavi yüzeyin alanı sarı yüzeyin alanları toplamın 4 katıdır. Yani mavi alan sarı alanın 4 katıymış. Mavi alan nedir arkadaşlar? Şurası 5 5. Alt taban artı üst taban yani 11 artı 5 yani 16 çarp yükseklik bölü 2 eşittir 4 tane sarı alanmış. 4 tane sarı alan 3 çarpı A'dan kaç tane olacak? 3 çarpı A'dan 4 tane olacak. Hayır 3 çarpı A burası 3 A burası 3 A burası toplamda 6 A yaptı. Yani 6 A'larından 4 taneye eşitmiş. Burası kaç yaptı böyle? 24. 24 eşittir 24 A olduğundan A'yı da kaç buluruz? 1 buluruz. Evet A 1 ise hocam Katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit olduğundan şunlar birbirine eşittir. Yani burası da birdir. E aynı şekilde şunlar da birbirine eşittir. Burası da birdir. Buna göre kağıt şeridin katlanmadan önceki bir yüzünün alanı nedir diye soruluyor. Hocam burası 11, 12, 13. Bir kenar 13 yaptı. Diğer kenarda 3. Bizden ne isteniyor? 13 ile 3'ün çarpımı isteniyor. O da kaç yapar? 39 yapar. Dolayısıyla 3. sorunun cevabı böylelikle denizli oldu. Geldik 4. soruya. Bir matematik etkinliğinde aşağıdaki adımlar uygulanmıştır. Birinci adım bir A4 kağıdı ikiye katlanarak şekildeki gibi kesik çizgili doğru parçası boyunca kesiliyor. Daha sonra üçgen parçalar atılarak kalan parça tekrar şekildeki gibi ikiye katlanıp açılıyor. Evet böyle katladım sonra da kağıdı açacağım arkadaşlar. Hatta ben şöyle şey yapayım. Şunu alayım bunun üzerinde bir açılış yapayım istersen aşağıda şurada bir açılış yapayım. Arkadaşım en son bu. Bunu ne yapacağım? Eski haline geri getireceğim. Hadi bakalım eski haline geri getireyim. Şu daha öncesinde en son adımda böyle katlanmıştı. Bunu şöyle bir açalım. Şöyle bir açtığımız zaman ne çıktı karşımıza? Şöyle bir yamuk çıktı. Bir de bu ee, kesildi. Kesilsin. Atıldı çünkü öbür kağıt. Şimdi bu katlama sağa doğru katlanmıştı. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? Öbür tarafa da doğru açalım. Bunu da öbür tarafa doğru açtığım zaman hop şöyle hop şöyle hop şöyle mi oldu? Evet. E ne çıktı karşımıza? Hocam şu şöyle katlamayı açtığım için şu kenarlar birbirine eşit değil mi? Evet. Önceden dikdörtgen şeklinde olduğu için bunlar da birbirine paraleldi. O zaman bu bir yamuk geldi. Şu kenarlar birbirine eşit olduğu için bu nasıl bir yamuk geldi? İkiz kenar yamuk geldi. Dur bakalım birinci adım okuduk. E, buna göre diyor birinci adım sonunda elde edilen kağıdın ve ikinci adım sonunda elde sonunda çizilen doğru parçaların oluşturduğu şekiller aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Arkadaşlar burada birincisinde ben ne buldum? İkiz kenar yamuk buldum. Diğerinde şeyine bakayım doğruluğuna bakayım ben şimdi. Şimdi ikinci adımı da okuyalım. Bak ikizkenar kenar yamuk çıktı. Şu kağıdı açtığım zaman kesilip bir parçayı böyle aşağı katlayıp sonra tekrar geri açtığımda ikizkenar kenar yamuk geldi. Sonra öbürüne bakalım. Öbürü ne diyor ikinci adım? Bir önceki adımın sonunda elde edilen kağıdın. Bir önceki tamam. Bir önceki adımın sonunda elde edilen kağıdın. Kaç çizgilerinin kenarları kestiği noktalar doğru parçaları ile birleştiriliyor. Hmm. Kaç çizgisi ne arkadaşlar burada? Buradaki kaç çizgisi var? Üstünden şöyle geçeyim. Şu değil mi? Evet. Buradaki kaç çizgisi bu? Kağıda açtığım zaman burada da kaç çizgisi böyle oluşur mu? Oluşur. Şimdi bu kaç çizgisine dikkat edin. Ben bu bakıp ka kağıdı böyle katladım da hop böyle. Şu üst üste binen kenarlar eşit mi? Evet. Şurada da üst üste binen kenarlar birbirine eşit olduğu için hop bu buraya geldiğinden dolayı bunlar da eşit mi? Eşit. Ve burada burası 90 derece mi? Çünkü üst üste binen açılar birbirine eşit. Ee, çünkü bu doğrusal olduğundan açılar eşitse toplam 180 ise 90 yaptı burası. E i̇şte buradaki uç noktaları birleştirdiğimizde oluşan şekil deniliyor bize. Arkadaşlarım şunu şöyle çizsem, bunu böyle çizsem, bunu böyle çizsem, bunu böyle çizsem işte bu şekil soruluyor bize. Bak dikkat et. Burada ne var? Bu nedir bir? Hocam dik tabanı keş parçaya böldüğü için şunlar birbirine eşittir. E burada da dik tabanı keş parçaya bölmüş. Bununla da bu birbirine eşittir. E hocam aynı şekilde dik tabanı kesip parçaya bölmüş. Bunda da bu eşit midir? Evet, eşittir. E n'e çıktı burada? Eşkenar dörtgen karşımıza çıktı. O zaman cevabımız ne olacaktır? C an olacaktır. Hocam deltoid olmaz mı? Eşkenar dörtgen de aslında bir deltoittir. Herhangi bir sıkıntı yok. E, ama eşkenar dörtgen demek burada daha doğru olacaktır. Eğer eşkenar dörtgen yerine burada deltoid de yazıyor olsaydı yine cevap doğru olacaktı. Ama direkt eşkenar dörtgen değil, pardon. E, ee, eşkenar dörtgen şıklar da var. O zaman cevap C an çıkkı oldu. Evet kaçıncı soru bu? Dördüncü sorunun cevabını böylelikle C han bulduk ve geldik. Bir sonraki soruya. Beşinci soruya. Aşağıda bir kızılay çadırının arka yüzeyi görünmektedir. Çadırın zemine dik ve birbirine paralel olan direk uçları uzunlukları yan yana dörder metre ve o ortada 9 metredir. Evet 4'er metre ve burası da 9 metre olarak verilmiş. Ve köşegenler dik çizilmiş. Bu çadırın arka yüzeyi için kullanılan kumaş kaç metredir diye soruluyor. İşte burada kalan soruluyor. Arkadaşlar bu bir dik yamuk. Bir tanesini bulalım. 2 ile çarparız. Dik yamukta köşegenler dik kesmişse direkt h eşittir. Şu 4 çarp 9'dan çıkıyordu. Ama bunu böyle yapacağımıza ben böyle ezbersiz yapayım bunu. 90'lar var. Da alfa beta'ya dalarız. Alfa beta çünkü burası 90. E ondan sonra alfa beta. Burası da alfa beta. Alfa betalı üçgenlerde ne yapıyoruz? Üçgen seçimi yapıyoruz. Üçgen seçim. Bak bir tanesi bu. İki kenarı belli olan üçgen. Bir tanesi de haşa 9 değil mi? Evet. O zaman alfanın karşısı haşın öbüründe alfanın karşısı 9 oranı. H bölü 9 eşittir. Şu mavi üçgende taralı mavi üçgende betanın karşısı 4 bölü. Betanın karşısı bunda H diyeceğiz. E burada burası da 4. Benim haşla 4 biraz karışık oluyor. İşte her yapınca Aşk kareştir 4 çarpı 9 geldi mi? Geldi. Bak ispatını yapmış bulunduk. E o zaman buradan aşı kaç bulduk? 6 bulduk. E o zaman 6 bulduysak alan ne olacaktır? 2 tane dik yamuğun alanı. Aynı dik yamuğun alanı. 2 tane alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 olacaktır. Şunlar şunlar gitti. Bu da 13 çarpı yok. 9 4 daha 13 çarpı 6'dan. 6 kere 3 18. 1 78 mi yapıyor? Evet cevabımız böylelikle 78 çıkar. Yani 5. sorunun cevabı böylelikle denizli oldu. Geldik bir sonraki soruya. Şekildeki büyük karenin köşelerine turuncuk ile boyanmış 4 küçük kare çizilmiştir. Küçük karelerin çevre uzunlukları sırasıyla çevre uzunlukları 4, 4 ise bunun 1. 4'e e bölsem bununki 3 yapıyor. 4'e bölsem bununki 5 yapıyor. 4'e bölsem bununki de 7 mi yapıyor? Evet. Buna göre mavi boyalı bölü dörtgenin alanı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar çok basit. Ne yapacağız burada? tüm alandan karelerin alanını ve şuradaki yamukların alanını çıkartırsak olay biter. Çünkü bu saçma bir dörtgen. Ee, karenin alanı şurada kalan 1, burada kalan 49, burada kalan 25, burada kalan da 9 olduğunu biliyoruz. Eyvallah. Şuradaki beyaz alanları da çıkartacağız. Şu dik yamuk değil mi? 1'e 3 olduğu için ee, yükseklik yükseklikte belli mi? Yükseklikte belli mi? Belli. Belli diyeceğim ama büyük karenin çevre uzunluğunda 80 vermiş. 80 verdiği için 80'i 4'e bölsem burası kaç çıkar? 20 çıkar. 3, 1 daha 4. O zaman buraya ne kaldı? 16 kaldı. Evet bu bir dik yamuk alt taban artı üst taban çarp yükseklik bölü 2. İçine yazayım. Alt taban artı üst taban 4. <laughs> 4 çarp yükseklik bölü 2'yi o zaman bu kaç yaptı? 32 yaptı. Burada kalan 32. Şimdi burası 3 ise tamamı 20 ise tamamı 20 olduğundan buraya 12 kaldı. Burası 3 burası da 5 olduğundan dolayı alt taban artı üst taban 8 çarp yükseklik bölü 2'den dolayı bu da 48 yaptı. Sonra şurada kalanı bulacağım. Bu da bir dik yamuk 90 90 ve burası da 5 12 7 5 daha 12 burası 20 olduğuna göre buraya kaç kaldı 8 alt taban 5 üst taban üst taban 7 7 5 daha 12 alt taban artı üst taban çarp yükseklik yüksekliğimiz 8 bölü 2 bu da 48 mi çıktı arkadaşlar evet inşallah işlem hatası yapmam. Burası 7 burası 1. Hocam burası 1 burası 7 olduğundan 8 ise burası da 20 olduğuna göre o zaman buraya kaç kaldı? 12 kaldı. Alt taban artı üst taban 8. Çarp yükseklik bölü 2. Bu da 48 mi çıktı? Evet. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Büyük alandan mavi boyalı bölgenin alanı bulurken büyük alandan 20'nin karesinden yani 20'nin karesinden neyi çıkartacağım? Şu alanları tek tek çıkartacağım. 1'i, 9'u, 25'i, 49'u, Sonra şurada kalanlar 32, 48'i, 48'i, sonra bir daha 48'i, bir daha 48'i çıkartacağız. Eyvah eyvah işlem var burada. 400 eksi 260 yaptı bunların hepsinin toplamı. Yani 260'ı çıkartacağız. O zaman 400'den 260 çıkınca da ne kalıyor? 140 kalıyor. Dolayısıyla kaçıncı soru? Sondan bir önceki soru. Yani 6. sorunun cevabı böylelikle denizli oldu. Geldik 7'ye. Yani son soruya evet kısa kenarı 6 birim uzun kenarı 17 birim olan ABCD paralel kenarı uzun kenarının orta noktaları olan E ve F boyunca bükülerek bir yamuk elde ediliyor. Arkadaşım orta noktası ben eski katlanmamış haline şöyle bir geri açayım arkadaşım. Şunu şöyle açtım şunu şöyle açtım şunu şöyle açtım açamadım bir daha açayım şöyle açtım şöyle aç, açınca tabi alttan da bu bir paralel kenar oluyor değil mi böyle. Evet şunun katlanmış hali aşağıdaki oldu. Tam orta noktadan katlandı. Şunlar şunlar birbirine eşit. Şunlar şunlar birbirine eşit. Hatta katladığımızda üst üste binen kenarlar birbirine eşit olduğundan burası da 90. Ee, burası da çift çizgi olacak mı? Olacak. Sonra ABC'de paraya kenarının alanını vermiş bize. Hop şöyle hocam 6 çarpı H. 6 çarpı H eşittir 90 ise haşı buradan kaç buluruz? H buradan 15 çıkar. H 15 çıktıysa. a. hatta burada güzel bir şey var. Eşit eşit eşit. Muhteşem üçlü şey var burada. Sen burada şunu şöyle çizecek olursan o çizdiğin dik buraya mı denk gelmiş olur? Evet. Şurası 15 olur. Burası 17 ise burası da kaç oldu? 8 oldu. E katlama da 6 iken katladığın zaman üstte binen kenarlar birbirine eşit olduğundan burası da 6 olacak mı? Olacak. Şimdi ABC'de paraya kenarın alanı 90 birim kare olduğuna göre elde edilen yamuğun alanı nedir diye soruluyor. Şu yamuğu elde ettik. Hocam şunlar birbirine eşit ya. Şunlar da birbirine eşittir. E, burası 90 derece yöndeşlikten dolayı burası da 90. E bunun tamamı 15 olduğuna göre burası kaç oldu o zaman? Bu yamuğun yüksekliği lazım bana. Şunları keş parçaya bölündüğü için 15 bölü 2, 15 bölü 2 yaptı. E o zaman üst taban belli mi? Belli. 6. Alt taban belli mi? Belli. Alt taban 14 artı üst taban 6 çarp yükseklik. Yüksekliğimiz de 15 bölü 2. Bir daha bölü 2'si var. Olay bitiyor böylelikle. Şimdi yukarısı 20 yaptı burası. 20 çarpı 15 bölü 2 bölü 2'den 15 bölü 4 yaptı burası. Bu da 4 ile 20 sadeleşince 5 yaptı. 5 kere 5 25 o da 75 yapıyor galiba. Evet böylelikle 7. sorunun doğru cevabında da Edremit bulduk. Ve bu şekilde böylelikle kaçıncı bölümü bitirmiş olduk arkadaşlar? 9. bölümü bitirmiş bulunuyoruz. Zannediyoruz bir sonraki videoda 10. bölüm testlerinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.